Agalarım herkese selamlar. 26 Şubat 2024 Pazartesi tercihleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelen var. Raporlarla başlayacağım ve maçların hepsi çok güzel ideal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Yine Cuma günü fullledik ya. Bugün de fullleme ihtimalimiz var. Cuma ve Cumartesi raporuyla başlamak istiyorum izninizle. Öncelikle maç, maç skoru yarışmamız var. Galatasaray ile Antalya Spor. Maç skoru ne olur? Burada Galatasaray'ın bir puan kaybetmesi bekleniyor. Ama indeks beklentisi de 3-0'lık bir Galatasaray galibiyeti. Dış etkenler çok fazla var bizim ligimizde. Birazdan maçın üstünde konuşacağız. Fenerbahçe maç skorunu kazanan arkadaşlarımız Kaan Kuru, Kemal Recep Akça, Hüseyin Sarı Yaprak isimli arkadaşlarımız. 3 kişi kazanacağını söylemiştim. Öyle oldu. Benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirler. Kangal ve hesabına mesaj atarak da grup linklerini isteyebilirler. Buradan benimle her türlü gruplara gelmek isteyenler vesaire için iletişim kura kurabilirsiniz dostlarım. Devam edelim. Cuma ile başlıyorum. Cumartesi ile devam edeceğim. Sanat eseri gibi bir tablo. Cuma günü vermiş olduğum ideal, yüksek oranlı ve özellikle tek bir maçın yanına yıldız koydum. Ve real deplasman 1.5 üst. 3-53 gibi orandan ki mücadelede bir sürpriz beklediğimi söyledim. Ben ne verdim orada idareden? Villarreal'in bir golü. 2'yi de attı, 3'ü de Öyle bir mücadeleydim. Yani çok güzel mesajlar geldi. inanılmaz da yorumlar geldi. Çok teşekkürler. Umarım bugün de öyle geçer diyorum. Çünkü maçlarımız gerçekten güzel. Cuma'nın mislisine göstermek istiyorum. Cuma günü 2700 mislilik bir kuponumuz vardı. Les United ile Leicester ev sahibinin yarı kazanırıydı. İlk yarı 1-0 bitti. Leicester önüne gitti. Ulan dakika 70 oldu hala gol yok. 80... <laughs> Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Dakika 80 oldu hala gol yok. 80'den sonra Lesnar 3 tane attı. Tertemiz güzel misli. 2700 misli güveniyordum çünkü. içeri almasını bildik. Cumartesi mislilere baktığımız zaman da 2 adet mislim vardı. Fenerbahçe alır 2.5 üst. 1.35 gibi orandan 2100 misli yasala göre verildi tabii ki. Bir de Avrupa'mız vardı. O da 3 mücadelenin 3 mücadelenin 1.5 üstünü 2000 misli 1.47 gibi orandan Avrupa'da ki zaten şunu söyleyeyim gruptaki %75 kişi de oylama yaptım. Avrupa'dan oynuyor. Nereden oynuyor? Kendileri bilir. Bu şekilde cumartesi misleri de geldi. Cuma'nın ideal kuponu ekrana gelsin. Cuma'nın ideal kuponu da tek bir kombinimiz vardı. Zaten bütün maçlara fullemişken yatmak olmazdı bizlere. Cuma'nın ana kombinesini de içeri aldık. Tebrikler ve Cumartesi'nin ana kombini ve alternatif kombini ekrana gelsin. Ana kombini başarısız oldu. Fenerbahçe maçıyla Manchester City mücadelesiydi. Cumartesi çok da parlak geçmedi. Fakat Cumartesi'nin alternatif kombine baktığımız zaman da Aston Villa'nın 2 golüyle Arsenal'ın ilk yarıdan atacağı 1 gol. Alternatif kombinimiz de burada kazan sağladı. Elimizden geldiğince kazan sağlatmaya çalışıyoruz. Canlı olarak zaten sizler de gruplarımızda takiplesinizdir. Her gazı çık grupta veya kendi gruplarımıza canlı olarak devam ediyoruz. Herkes açık grup var. Açıklama ve yorumlar kısmında mutlaka oraya da katılın. Hatta ben sizlere bugün herkes açık gruptan neler yaptı. Dün gece geldim dedim ki Agalarım selamun ben geldim Arsenal ile devam edeceğim diyerekten de bir gün içinde işim vardı onu hallettim. Dedim ki maç önü Arsenal 4.5 korner aldık mı? 10. saniye korner 1. 49. saniye korner 2 devam ettik. Atletico Madrid mücadelesinde ilk yer 1.5 üst aldım. 1.44 gibi orandan korner sayıyorum burada. gol lazım Arsenal gol attı. Tam Arsenal maçına ilk yarı bir buçuk üst alıyordum. Elimde kaldı. Alamadım. Yüksek mislerimiz geldi dün zaten. Atletico Madrid maçına ilk yarı bir buçuk üstümüz geldi. Üçüncü gol Atletico Madrid'den bekliyordum. O geldi. Arsenal korneri geldi. Brest mücadelesinde gollere girmiştik. Nimeşe maçıyla o geldi. Üçüncü gol Arsenal verdim. O geldi. Üçüncü gol geldi. Ondan sonra bir yedinci korneri kim atar? Arsenal zaten. Maçtaki bütün kornerleri de Arsenal attı. Bu şekilde devam ediyoruz. Hatta. Bugün günlerden diye cumartesi. En alttan başlayayım. Bakın dedim ki şöyle güne başlayalım. Ses ver. Güzel bir ses geldi. İlk yarı gole girdim. Geldi mi? 49 gibi orandan geldik. Maç güzel. Hem Sivas'ın hem de Pendik'in golüne girdim ben burada. Şu anda bekledi. Hatta ben dedim ki Avrupacılar kırmızı kartı olabilir. Maçın da devre arasında çekiyorum bu arada. Umarım mücadeleden beklentim 2-2. Şu anda maç 1-1. Umarım bu videoda gelir. Yatarsa da yapacak bir şey yok. Devam edelim. Sizlerden ricam beğeni ve yorum destekleridir. Beğeni ve yorum destekleri geldiği takdirde şov yapmaya devam edeceğiz. Hep birlikte Dostlarım isterseniz başlıyorum. İlk mücadelemiz Galatasaray ile Antalya Spor mücadelesi. Bu maçın da maç konusu sizlere sorduk ne olur diyerekten de. Bilen bir kişi alacağım bu arada bilgisini vereyim. Şimdi Galatasaray Antalya. Dün Galatasaray'ın bir açıklaması vardı. Aga bizim ligimiz gerçekten mide bulandırıcı bir lig. Galatasaray'ı da Fenerbahçe'yi gerçekten kolluyorlar. Yani net bir şekilde kolluyorlar. Ya bu şey yayıncı kuruluşlu etkenlerden para gelsin, çekişme olsun, rekabet sürsün, Fenerbahçe kazansın, Galatasaray kazansın. Dün Galatasaray da ne yaptı? TFF başkanı Büyük Ekşi'yi istifaya davet etti. Gördünüz mü görmüşsünüzdür. Aga dış etkenler olmadan bizim ligimizde ben bahis vermek istemiyorum ama Galatasaray'ı burada bir puan kaybettirebilirler aga bak. Zaten maçın indeks beklentisini ben sizlere tekrardan söyleyeyim. 3-0'lık bir Galatasaray galibiyeti. Fakat bu maç böyle olmaz. Zor bir mücadele anladınız mı? Galatasaray da zorlanır Antalya da zorlanır. O yüzden benim mücadeleye golleri kesinlikle gitmedim. Benim burada tek tercihim kornerdir. Aga. Antalya'da korner bulabilir mi? Bence bulabilir diye düşünüyorum. Zaten Galatasaray kendi evinde çok korner atan bir takım. Hem Kerem Aktürkoğlu'nun oradan hem de Barış Alper'in oradan bolca korner çıkartabilen bir takım. Ben tek tercihim burada korner 8.5 açılırsa 8.5 alın. Muhtemelen 9.5'tan başlatırlar. 9.5 üst kornerde alınabilir. Bir de ilk yerden işi bitirmek isteyen varsa daha yüksek orandan ilk yerden 4.5 üst kornerde değerlendirilebilir. Roma ile Torino mücadelesi. Roma'da son haftalarda çokça değerlendirdim bir takım. Özellikle de Rossi'nin gelmesiyle birlikte çokça değerlendirdim. Buradan mücadelenin indeks beklentisini söyleyeyim ben sizlere. Bir birlik bir mücadele. İndeks beklentine maçın normal halinde bir normal halinde seyrine devam ederse bitmesi halinde beklenen skor diyeyim ben sizlere. Şimdi ben burada Roma tarafındayım. Şöyle bir değerlendirme yapacağım. Bir Avrupa mücadelesi oynadı falan okey de. de iyi gidiyor. Roma'yı da ben beğeniyorum son oyunda. Aslında Torino da kolay rakip değil ama Diğer seçeneğinde bulunan ev sahibi bir yarı kazanır. Evet oranla arkadaşlar 1.47. Roma'nın ben burada mücadelenin bir bir beklentisi olsa da ilgilendirmez beni. Ben sadece sizlere bilgi amaçlı söylüyorum. Ev sahibi romanın bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Pazartesi en korktuğum mücadele Fiorentina mücadelesi kaçamak bir tercih yaptım ve yüksek orandan değerlendim Alacaklar alternatif veya tekli olarak da yüksek orandan değerlendirebilirler Burada da mücadele Fiorentina tarafına biraz daha yakın çünkü kendi evinde iyi bir futbol sergiliyor Fiorentina takımı Lazio da kötü değil özellikle Bayern Münih'i yendiler vesaire derken Mücadele benim beklentim aga 2-3 gol bandına kalması 1.97 gibi oranı var 1.97 banla bir oranı var. Mücadele bence 2-3 gol bandında kalabilecek bir karşılaşma olduğunu da düşünüyorum. Diğer mücadelem West ile Brentford mücadelesi. Aga ben sizlere bir şey göstermek istiyorum. Bakın bu tür maçlarda bakın West Ham'ın son 3 maçında takım gol dahi atamadı. Bu tür takımlar özellikle ya yani Premier Lig takımları gol atamadıkları zaman ertesi hafta biraz daha yüklenirler. Ertesi hafta biraz daha yüklenirler. Yani bu hafta ekstradan bir West Ham performansı bekliyorum ben. Brentford da Tony ve Vissa ile birlikte geçiş oyunu çok iyi yapıyor ve pozisyonlar buluyor. Korner maçı olabilir mi? Olabilir. Korner tercihi de değerlendirilebilir. Fakat ben burada hem Brentford'un hem de West Ham'ın karşılıklı atacağı golleri bekliyorum. Her iki takım da bence gol atacaktır. Değerlendirecekler bu yönde bir karşılıklı olarak golleri değerlendirebilirler. Son mücadelem Girona ile Royal mücadelesi. İmza maçımı veriyorum. Bekleyin kenarda. Öncelikle Girona'nın son hafta iki maçtır mağlup oluyor. Kime mağlup oluyor? Real Madrid'e mağlup oldu. Atletik Bilbao'ya mağlup oldu. O maçta ya yani Bilbao daha iyiydi. İkisi de deplasmandı. Kendi evine döndü. Rayo Vallecano da zor takım. Aga gerçekten zor takım. Ben burada Girona tarafındayım tabii ki. iki haftadır mağlubiyetin altına kendi evine bir galibiyet bekleyebilir. Fakat ben ev sahibinden 2 gol bekliyorum. Ev sahibi 1.5 üst oranı 1.47 bandında bir oranı var. Gayet güzel bir oran. Bunu değerlendirebiliriz. Onun yanında ben mücadelede imza olarak veriyorum. Royal Valacado'ndan da gol bekliyorum. O yüzden şöyle bir tercih yapabiliriz. sonu 1 ve KG var. 2-1, 3-2, 3-1 hiç fark etmez. Bu bantla bir Girona galibiyeti gelebilir. Matsunu 1 ve KG var da sizlere önermek istiyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Pazartesi için toplamda 5 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek kurumlardan önerdik. Maçlarımız güzel. Umarım fulleriz izleyerekten de devam edelim. Herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.